Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi, Neoliberal Özgürlük. Batı Asya ülkeleri yaşayarak öğrendi. Emperyalist sözlükte özgürlük ve demokrasi darbe demek, işgal demek, bomba demek. Ancak egemen Atlantik propaganda aygıtları ABD'nin demokrasinin ve özgürlüğün kalesi olduğu yalanını her gün ya bir filmle ya bir haberle ya da bir akademik makaleyle toplumlara şırınga ediyor. Oysa İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla birlikte ABD üniversitelerinde yaşanan manzara bile tek başına bu propagandaların çürüklüğünü göstermeye yetiyor. Finans kapitalin üniversitelere baskısı. ABD'nin ünlü 3 üniversitesi Harvard, MIT ve Pensilvanya üniversiteleri bir süredir mali sermayenin finans kapitalin hedefinde. Çünkü bu üç üniversitede Filistin'e destek eylemleri yapıldı. Bu okulların bağışçıları ise rektörleri bu eylemleri durdurmaya çağırdı. Rektörler eylemleri düşünce özgürlüğü olarak nitelendirince üniversitelerin bağışları, kaynakları, fonları kesilmekle tehdit edildi. Ardından finans kapitalin temsilcileri olan ABD kongre üyeleri rektörleri sorguladı. Kampüs rektörlerini sorumlu tutmak ve antisemitizmle mücadele başlıklı oturumda Harvard rektörü Claude Guy Pensilvanya rektörü Elizabeth Magill ve MIT rektörü Sally Kölbert'ten hesap soruldu. Filistin'i savunmak antisemitizm olarak damgalanmaya çalışıldı. Rektörler yine de demokrasi ve düşünce özgürlüğü adına direndi. Ancak neoliberal ekonominin dümenindeki mali sermayenin baskısı yönetim kurullarını da harekete geçirerek rektörleri istifaya zorladı. Önce Pensilvanya ardından Harvard rektörü istifa etmek zorunda kaldı. Bilimsel özgürlüğün sınırı. Üniversiteler kabaca bilimsel bilginin üretildiği yerlerdir. Bunu da düşünce özgürlüğü zemininde sağlarlar. Dolayısıyla iki üniversite rektörünün istifa etmek zorunda kalması çok önemli bir konudur. Bu nedenle Türkiye'nin önemli bilim yayıncılarına bu istifaları nasıl değerlendirdiklerini sordum. Cumhuriyet yazarı ve Herkese Bilim Teknoloji Dergisi yayın danışmanı Orhan Bursalı, Harvard Rektörü Gayin, bilimsel ve üniversite özgürlüğünün sınırlarının test edildiği bir siyasi baskı sonucunda istifa ettirildiğini belirterek şunları söyledi. İlk siyahi rektör olması da ABD'de beyaz ırkın üstünlüğü ve siyah nefretin sürdüğünün delili sayılabilir. Harvard Üniversitesi mezunlarından ve sermaye çevrelerinden büyük bağışların baskısı net görüldü. ABD'de ve üniversite üzerinde Yahudilerin ve Siyonistlerin etkisinin de akademik özgürlüğü ezecek kadar büyük olduğunu görüyoruz. Bilimsel özgürlük bilim dışındakilerin iki dudağı arasında. Haklar nasıl kazanıldı? Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu ise ABD'nin bu olayda iki yüzlü olmadığını, tersine gerçek yüzünü sergilediğini belirterek şunları söyledi. Batı demokrasisi denen olgu, Burjuvazi'nin ve onun devletinin topluma bahşettiği kurallar ve yapılar bütünü değildir. Halk kesimlerinin ve emekçi kitlelerin egemenlere, önce aristokrasiye, sonra da Burjuvazi'ye karşı verdikleri mücadelelerle kazanılmış haklardır düşünce özgürlüğü de, üniversite özelliği de, insan hakları da, emek hakları da, hatta parlamento, hukukun üstünlüğü, anayasa gibi kavram ve kurumlar da yüzyıllar süren mücadelelerle kazanılmıştır. Burjuvaziye kalsa bunların hiçbiri olmaz, azemi kar hırsından ve dünya hakimiyetinden başka bir şey kalmaz. Gazete Bilim Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo da ABD'deki akademik özgürlüğün ancak sistem içindeki güç aktörlerinin birbirleriyle rekabetinin sınırları oranında olduğunu, bu rekabetin de zaten piyasadaki burcuva rekabetinin fikirsel alandaki yansıması olduğunu belirtti ve şu sonuca dikkat çekti. Buradan çıkan ders bilim ve aklın hiçbir zorba ve otorite olmadan ve ancak insanlık cephesinin içinde yer alarak gerçekten özgürleşebileceğidir. Özetle neoliberalizmin özgürlüğü ancak bu kadardır.